Herkese tolgozbek.com kanalından merhaba. Son günlerde Libya ve Akdeniz üzerinde çok enteresan hava trafiği söz konusu. Bir bakıyorsunuz Suriye'de kalkan Rus uçakları darbeci Hafter güçlerine gidiyor. Öbür tarafta çok yoğun bir askeri nakli uçağı trafiği var ve bölgede dolaşan da bir taraftan çok sayıda deniz karakolu uçağı, havadan ihbar kontrol uçakları farklı ülkelere ait bu bölgeyi çok yakından dinliyor ve bakıyor. Gelin isterseniz bu videomuzda Libya'ya giden gelen hava trafiğine bir bakalım. Neler oluyor? Son değerlendirmelerimizi yapalım. Libya'ya giden son günlerdeki en ilginç trafik Rus uçakları oldu. İddiaya göre bu Rus uçakları bakım ve modernizasyon işleminden geçirildikten sonra 6 adet MiG-29 ve 2 adet Sukhoi Su-24 İran üzerinden Irak hava sahasına oradan da Suriye'ye geldi. Suriye'de bu uçaklar iddiaya göre normalde Rus hava kuvvetleri kamuflaj renkleri taşıyorlardı. Bunlar işte açık mavi ve gri tonlarına sahip kamuflaj. Bunlar Suriye hava kuvvetleri renklerine boyandı. Suriye'de de tabii ki çöl renkleri ağırlıklı kahverengi ve sarı tonlar e, ön plana çıkıyor. Suriye Hava Kuvvetleri renklerine boyandı. Üzerindeki milliyet işaretleri silindi. Ve uçaklar daha sonra toplam 8 uçak yanında da 2 Sukhoi Su-35 tipi çok gelişmiş savaş uçağıyla birlikte bu filo havalandı. Ve bu filo daha sonra Akdeniz üzerinden Libya'ya ulaştı. Bu filonun gitmesi neler yapacak neler edecek bunlarla ilgili gelişmeleri geçtiğimiz günlerde Hakan Kılıç'la birlikte hazırladığımız videoda değerlendirmiştik. E, dengeleri bozar mı değiştirir mi bir tarafta Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti bir tarafta darbeci Hafter Kuvvetleri Hafter'in eline geçen bu uçaklar Libya'da neler olur gibi Hakan'la beraber konuşmuştuk. Onu da link aşağıda ve burada da çıkıyor şu an buradan takip edebilirsiniz. Dün enteresan bir gelişme oldu. Amerika, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri ilginç uydu görüntüleri ve çeşitli istihbarat fotoğrafları paylaştı. Bu fotoğraflarda kimi havalan çekilmişti, kimi de çeşitli uydular tarafından çekilen üst fotoğraflarıydı. Rus uçaklarının Suriye'den Libya'ya gittiği belgeleniyor. Bir tarafta da çekilen bu uydu fotoğraflarındaki de yerdeki uçaklar işaret ediliyordu. Ruslar uçakları Suriye'den Libya'ya götürdükten sonra ilginç bir şekilde bu filoya havada eşlik eden iki Sukhoi Su-35 uçağı da dikkat çekti. Şimdi Su-35'in farklı da bir özelliği var. Rusların elindeki halen teslimat aşamasında olan Su-57'leri bir kenara alırsak Rus hava kuvvetlerinin gerçekten en modern uçaklarından biri. Hatta geçtiğimiz yıl Teknofest'te İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da gelmişti Su-35 ve burada gösteriler yapmıştı. Gerçekten manevra kabiliyeti çok yüksek, gelişmiş sistemlere sahip bir uçak. Bu uçaklarla ilgili bölgede enteresan gelişmeler yaşanıyor. Mısır bu uçaklardan sipariş vermişti. Bu sipariş üzerine de Mısır-Amerikan ilişkileri de bir ilginç bir türbülanslı bir döneme doğru girmişti. Çünkü Amerika Su-35'lerin işte Mısır gibi hemen F-16 kullanan, bir tarafı Fransa'dan aldığı Rafael'ler olan böyle bir karma bir kuvvet burada kullanılmasına çok sıcak bakmıyor Amerikalılar ve bir şekilde F-16'larda kullanılan sistem bilgilerinin alınabileceği kuşkusunu taşıyor Amerikalılar ve bu uçağın Mısır Hava Kuvvetleri'ne girmesini istemiyor ama Mısır'da bir sipariş var. İddialardan biri Libya'ya giden iki su 35'in sonrasında Mısır'a verileceği doğrultusunda tabi bunlar ne olur ne biter gerçekten bunlar soru işareti. Hatta geçtiğimiz günlerde enteresan bir uydu görüntüsü daha paylaşılmıştı. Mısır'ın daha batı tarafında yer alan üstlerde Birleşik Arap Emirliklerine ait Miraj 2000 tipi uçakların uydu görüntüleri yansımıştı. Biliyorsunuz bu darbeci Haftar'ın destekçilerinden biri Mısır bir başka destekçisi özellikle finansal anlamda da Birleşik Arap Emirlikleri. Askeri hareket Rus tarafından darbeci Hafter'e bu şekilde. Bir de tabii askeri nakli uçağı hareketi var. Hemen hemen her gün Türkiye'den bir C-130 uçağı Libya'ya Trablusgarp'a gidiyor. Ee, bilindiği gibi Türkiye'nin Birleşmiş Milletleri tanıdığı Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile bir güvenlik anlaşması ve bir de deniz sınırları anlaşması var. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli de Libya'da ama ön hatta değil sadece eğitim veriyor Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti Kuvvetleri'ne ve buradaki koordinasyonu sağlıyor. Ve burada da tabi bu personelin ihtiyaçları gelip gidilmesi, malzeme te teslimatının gerçekleşmesi için de c 30 uçakları bu bölgede kullanılıyor. Bu c 30 uçaklarına ek olarak son günlerde Katar'a ait iki C-17 tipi geniş gövdeli askeri nakliye uçağında Türkiye'den Libya'ya gittiği flytralara yansıdı farklı farklı trafiklerde bazen bakıyorsunuz Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait bir Ilyushin 76 tipi kargo uçağı da İstanbul Havalimanı'na geldi. Gerçekten ilginç trafikler son günlerde e, Libya ve Türkiye arasında devam ediyor. Hatta geçen hafta Bingazi'den yani ki Bingazi şu an Hafter güçlerinin kontrolü altında İstanbul'a gelmişti. Acaba ne oldu, ne getirildi, ne götürüldü gibi soru işaretleri sonrasında uçakların boş geldiği, Türkiye'de bundan bazı Libya vatandaşları alarak Libya'ya Götürdüğü, Bingazi tarafına götürdüğü bilgisine ulaşılmıştı. Görüldüğü gibi Libya ve Türkiye arasında enteresan bir hava trafiği dönüyor. Bir taraftan da tabii Akdeniz'de çok yoğun bir farklı ülkelere ait uçakların trafikleri var. Bunların başında da Türkiye, İsrail, Mısır gibi ülkelerin yanı sıra örneğin Fransa Hava Kuvvetleri'nin Avaks'ı, E3 tipi Avaks uçakları var Fransızların. Bu bölgede yoğun olarak uçuyor. Aynı şekilde Fransız... Deniz karakol uçakları, İtalyan deniz karakol uçakları, Alman deniz karakol uçakları da bu bölgeyi gidiş gelişleri kontrol altına tutmak üzere havadan bir abluka almış durumda. Türk deniz kuvvetleri de bölgede yoğun olarak uçuyor. Bizim uçaklarımızın yanı sıra üç gemimiz Libya açıklarında ve bu bölgeyi kontrol altına almış durumda. Zaman zaman hafta güçlerinin Türk gemilerine yakınlaşan iki insansal aracı ki bunlar Çin imalatı. Wing Long 2 bunlar da gemilerimizden açılan SM-1 füzeleri tarafından düşürüldü. Ve bölgede de tabii böyle bir etkin bir güç olarak gemilerimizde durmakta. Bakalım bunlarla ilgili nasıl bir gelişme olacak, nasıl bir yaklaşım olacak bunları da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Libya'daki havacılık gelişmeleriyle ilgili videolarımız sizlere sunmaya, gelişmeleri anlatmaya devam edeceğiz. Her gün saat 19'da yeni videoyla sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Lütfen sorularınızı bize yorum olarak atın bize info@tolgozbek.com mail adresinden de ulaşabilirsiniz. Tabii ki kanalımıza abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi de unutmayın. Detaylı havacılık haberleri tolgozbek.com sitemizde. Yarın yeni bir video ile görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz.